Merhabalar arkadaşlar, ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir cumartesi ve bambaşka bir Kaptan Baha videosuyla karşınızdayım. Bugün aslında farklı bir konudan bahsedecektim. Fakat geçtiğimiz hafta Türkiye'de yaşananlar maalesef benim konumu değiştirmemi gerektirdi. Çünkü ortalıkta çok fazla bilgi kirliliği, ortalıkta çok fazla yanlış bilgi var. Bunları biraz düzeltmek lazım ve ondan sonra da bu yangınlarla nasıl mücadele edeceğiz ona bakmamız gerekiyor aslında. Şimdi Türkiye'de orman yangınları bilinen bir şey. Bunlar son 10 yılda ortaya çıkan bir şey değil. Türkiye orman yangınlarıyla zaman zaman değişik metodlarla savaştı. Ama son 10-15 yıldır Türk Hava Kurumu'nun üzerine aldığı misyonla ve almış olduğu ihaleler sayesinde başarılı denebilecek bir yangınla savaş metodu izlendi. Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar dünyanın dört bir tarafında yangınla savaş, orman yangınlarıyla savaş amacıyla kullanılan uçaklar. Bunlar rüştünü tabiri caizse ispatlamış olan uçaklar. CL-215 serisi olan uçaklardan bahsediyorum tabii ki. Bu uçaklar 1960'lı yılların sonundan itibaren üretiliyor dedim ya. Hatta ilk uçuşunu Haziran 1969'da yapıyor bu uçak. Aslında bunların hurda uçak olduğu, yaşlı uçak olduğu anlamına gelmez bunlar. Bu uçaklar belli bir süre üretildikten sonra bir sonraki modeli olan CL-415'lere güncelleniyor. Bu CL-415'lerin farkı ne? Kapasiteleri biraz daha fazla ve piston motor yerine turboprop motorlarla işliyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size, yine bunlar da pervaneli ama pervanelere güç veren ünite bir araba motoru şeklindeki piston motor değil, bir jet motoru. Gerçekten de bir jet motoru. Bu pervaneleri döndürerek gerçekten uçağın kaldırma gücünü arttırıyor, performansını çok iyileştiriyor. CL-415'leri de Bombardier daha sonra 215'lerin yerini alacak şekilde üretimine devam ediyorlar. CL-215'ler aslında bakıyorlar ki bu gerçekten amfibi uçak olarak iyiler. Bunların zaten performansını daha da iyileştirmek amacıyla, turboprop motor takılma amacıyla üretiliyor. Bunlar da Türk Hava Kurumu'nun envanterinde yok benim bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa düzeltin. Şimdi bu uçaklar neden önemli? Bu uçakların en güzel özelliği bizim gibi coğrafi olarak son derece geniş olmayan, yani bir Amerika veya bir Kanada olmayan ülkeler için biçilmiş kaftan. Ufak meydanlardan kalkabiliyorlar. Operasyonel destek için çok fazla desteğe ihtiyaçları yok. Suya daldıklarında suyu almalarının zamanı çok kısa ve bu kısa zaman içerisinde de hatırı sayılır miktarda bir suyu alıp toplayıp yangın yerine müdahale edip arkasından da tekrardan suyu almak için denize veya göle ulaşmaları son derece kolay. Şu an kullanılan bariyerler gibi jet motorlu uçaklar olmadıkları için iniş kalkış mesafeleri de daha kısa. Dolayısıyla bu uçağa gidip de atıyorum bir gölden de suyunu alabilirsiniz. İlla denize ulaşmanıza gerek yok. Ufak bir baraj gölünden de bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla kısa mesafelerde ve son derece atik olarak kullanılabilen uçaklar. Yani örneğin bir vadinin içerisinde bir yangın varsa gidip o vadinin içerisine suyu bırakıp hemen burnunu kaldırıp gitmeniz mümkün. Jet uçaklar, turboprop uçaklar veya pervaneli uçaklar kadar atik değiller. Performansları özellikle vadinin içerisinde, kıyı kesimlerinde o kadar daha iyi değil. Daha uzun süreli uçuşlar yapmaları gerekiyor yangın mahalleri üzerinde. Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar uzun zamandır bakımsızlıktan maalesef uçamıyorlar. En son yapılan uçuş ise Teknofest'te bir gösteri uçuşu. Teknofest'te ne zaman olmuş bu? Çok değil, 2 yıl kadar önce bu uçaklardan en azından bir tanesini veya iki tanesini Teknofest'te görebiliyorsunuz. Yani bir halka bakın bizim havacılığımız ne kadar gelişti diye yapılan bir fuar sırasında bu uçaklar uçabiliyorlar. Ve hatta bu uçaklar bu fuar sırasında pistin üstüne de suda bırakabiliyorlar. Sadece 2 yıl önce bakın. Ama bugün bakan çıkıyor diyor ki bu uçaklar çok eski, bu uçaklar çok hurda vesaire vesaire. Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla yine söylüyorum yanlışım varsa eğer düzeltin aşağıda yorumunuzu yapın. Bu uçakların tekrar uçurulabilmesi için gereken miktar 4 milyon dolar. 4 milyon dolar ne kadar büyük bir para değil mi sizin için? Yani hayatım boyunca çalışsam 4 milyon dolar kazanamam diyeceksiniz ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2020 yılında sadece uçak kiralamaya, uçak işletmesine sadece devlet uçakları için bakın Türk Hava Yolları'ndan vesaire bahsetmiyorum. Harcadığı miktarı ben buraya ekrana koyacağım. Ona bir bakın.
Bundan 4 milyon dolar biz ayırsaydık, bu uçakları bir şekilde tekrar uçar hale getirseydik, biz bunları, yangınları yaşar mıydık, yaşamaz mıydık? Onu bir görmenizi, düşünmenizi ve kendi kendinize karar vermenizi istiyorum sizden. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hava kuvvetleri var, kara kuvvetleri var, jandarması var. Biz evet son yıllarda SİHA'larda, İHA'larda büyük bir gelişme izledik ve bu gelişmeler sayesinde sahadaki, harp sahalarındaki bizim üstünlüğümüz gerçekten ortaya çıktı. Ama bugün kullandığımız bir takım hava araçlarına baktığınız zaman bu CL-215'lerin aslında hurda olmadığını görebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hava kuvvetlerinin kullandığı KC-135, KC-135 uçaklar var. Yakıt sağlayan, havadan havaya yakıt ikmali yapan uçaklar bunlar. Bu uçakların yaşını bir araştırın. Ben söylemiyorum size. Gidin siz bakın, araştırın bakalım bu uçaklar nasıl uçuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hava kuvvetlerinin hala envanterinde bulunan F-4 Phantom uçakları var. Bunlar en son 2020 projesiyle yenilenmişlerdi. 2020 geride kaldı. Bu projeyle yenilenen uçaklar hala ve hala aktif olarak uçuyorlar. Bunların yaşlarını bir araştırın isterseniz. C-130 Hercules uçakları var bizde. Bu uçakların yaşlarını bir araştırın. Şunu söylemeye çalışıyorum size. Hava kuvvetlerimizin envanterinde o CL-215'lerden o kadar çok daha yaşlı uçak hala aktif olarak ve başarılı olarak görev yapıyor ki bu uçaklara sadece işte hurda kimse binmek istemiyor vesaire vesaire demek bence biraz yanlış bir olaya bakış açısı. Bilmiyorum, ben en azından bir pilot olarak öyle düşünüyorum. Pilotlar arasında görüş farklılığı olabilir mi? Olabilir tabii ki. Belki de bu benim yanıldığım bir konudur. Belki de değildir, bilmiyorum. Kararı siz verin. Şimdi bu uçakların ötesinde bir de CL-415'ler var. Bunlar aynı zamanda turboprop motorlu uçaklar demiştim. Bu uçaklar hem 215'ler ve 415'ler nerelerde kullanılıyor onlara bakalım. Şimdi İtalya'ya gidiyoruz. 19 tane CL-415 uçağı İtalya'da hizmet veriyor bu yangınla savaşmak için. Aynı zamanda ellerindeki 6 tane CL-215'i de kullanıyorlar. Bunları stratejik olarak ülkenin yangınla savaşılması gereken noktalarına yakın yerlere koyuyorlar. Örneğin nereye? Bir filo Roma'da bekliyor, Ciampino Havaalanı'nın yakınında. Bir tanesi Olbia'da bekliyor, işte Sicilya'da bekleyeni var, Kalabriya'da bekleyeni var. Yani ülkenin daha çok güneyine doğru konuşlanmış uçaklar var ve bunlar gerektiği takdirde yangınlara müdahale edebiliyorlar. Peki bunları kim işletiyor dersiniz? Bunları devlet kurumu işletiyor. Bir ihaleyle işletilmiyor bunlar. Ve devlet her yıl bir ihaleye çıkmıyor bu konuda. Belli bir devlet kurumu var. Onu da gidip araştırıp öğrenebilirsiniz ne olduğunu. Ve bu devlet kurumunda bu uçaklar pilotlarıyla, teknisyenleriyle vesaire vesaire hepsi başarılı bir şekilde yangınla savaşıyorlar. İtalya'dan biraz daha beri tarafa gelelim. Komşumuz Yunanistan. Bakalım onlarda kaç tane var bu uçaklardan? Yunanistan'da 11 tane CL-215 var. Yunanistan peki bunları kim tarafından işletiyor? Hava kuvvetleri tarafından işletiyor. Neden? Çünkü hava kuvvetlerinde zaten pilot yetiştiriyor bu ülke ve yetişen pilotları da bu görevlerde gerektiği takdirde kullanabiliyor. Ha, bu uçaklar 7-24 ne bileyim 12 ay mı uçuyorlar? Hayır, değil. Gerektiği takdirde bu uçakların kargo amacıyla da, personel taşıma amacıyla da kullanabiliyorlar. Düşük sezonlarda veya yangınla savaş vermek zorunda kalmadığı sezonlarda. Fransa'ya geliyoruz. Fransa'da CL-215'leri, 415'lere güncellemiş. Onlarda kaç tane var? 12 tane Fransa'da var bu uçaklardan. Aynı zamanda bunlar Bombardier'in Q400-8'lerden oluşan bir de yangınlara kimyasal maddeyle müdahale eden uçaklarından 4 tane eklemişler. Bizimle benzer coğrafyaya, bizimle beraber benzer bitki yapılarında olan ülkelere baktığınız zaman işte böyle bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi CL-415 ve 215 neden yararlı? Biraz daha, bir kere daha söylüyorum. Bu uçakların kısa mesafelerden kalkış yapması, operasyon için çok fazla desteğe ihtiyacı olmaması ve her şeyden önemlisi NATO standartlarındaki destek ürünleriyle çalışabilmesi mümkün. Yani siz bir güç ünitesini bağladığınız zaman bu uçaklara NATO standartında zaten olan güç üniteleriniz sizin bunları rahatlıkla işletmenizi sağlıyor.
Bereyev'lere bakıyoruz. Bereyev de kötü bir uçak değil. Aslında üretim olarak çok daha geç zamanlarda daha yeni bir uçak üretilme açısından. Ama önemli değil. Çünkü neden? Bu jet bir uçak. Ve jet uçağı olduğu için hem kalkış rulesi çok fazla hem de aynı zamanda hızı çok fazla olduğu için böyle dar alanlara çok fazla müdahale edilemiyor. Şimdi bana gelen başka bir sorular da Instagram'da örneğin bayağı bir soru soruldu. Bu arada Instagram'a üye değilseniz buradan mutlaka benim Instagram hesabıma da bakın. Güncel konuları biraz da oradan paylaşıyorum videolar yapamadığım zamanlarda. Instagram'da çok soru geldi. Hocam ya dediler al şu süper tankeri, global süper tankeri 747 var ya 400 bir tane Kaliforniya'da. Al onu getir şunu alalım biz işletelim sen uçur abi. Yeter ki bu yangınlar sönsün, yeter ki bu yangınlar çıkmasın dendi değil mi? Teşekkür ederim bana bunu layık gördüğünüz için ama maalesef bunu iki nedenle yapamayacağım. Bir, Türkiye'de ben o uçağı ancak Amerikan tesciliyle olduğum zaman uçurabilirim. O ayrı bir konu çünkü benim Amerikan tescilimde o type ratingim var. Ama bu uçak zaten artık yangınla savaşta kullanılmayacak. Amerika'daki bir kargo havayolu olan National Airlines bu uçağı satın aldı ve eskiden de kargo olan bu uçağı tekrardan kargo taşımak için kullanacaklar. Dolayısıyla öyle bir uçak artık kullanılmıyor. Ama şu var. Bakın 2 kere 2 4 eder. Bunu açıkça söylemek zorundayım. Başka hiçbir şey söyleyemem. Size birisi çıkıp da 2 kere 2 5 eder derse inanmazsınız değil mi? Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu düşünürsek ki hepimiz öyle olduğunu düşünüyoruz. Yangınlarla savaş için bu kadar aciz kalmasının anlamı tamamıyla yok. Anlamsız bir olay. Türkiye gerekli duyduğu takdirde gider, planlamasını yapar. Ne kadar uçak kullanılacak, ne kadar helikopter kullanılacak, nasıl uçak yapılacak, nasıl uçaklar kullanılacak bunların planlamasını oturup sadece bilim yani ben kimden ne kadar komisyon alacağım, kim benim sayemde ne kadar para kazanacak diye saçma sapan düşüncelerden uzak bir şekilde yaparsak bu planlamaları arkasından bunun sayesinde bu yangınlarla müdahale etmemiz mümkün olabilir. Sadece hava unsuru olarak da bu bir çözüm değil. Aynı zamanda yer unsurlarımızın da ne kadar bu konuda yeterli olduğunu oturup incelememiz lazım. Türkiye'de bu kadar yangın çıkıyor. Bizde smoke jumper var mı? Hiç paraşütle yangın müdahale yerine atlayıp ona müdahale eden insanlar var mı? Bunu biliyor musunuz hiç? Benim bildiğim kadarıyla yok. Gerek var mı diye soracak olursanız evet ilk müdahalelerde bu çok önemli. Yangını bazen yangın yakarak, yangın çıkararak da müdahale etmeniz daha doğru olan bir şey. İşte bu teknikleri gidip bizim doğru yapanlardan öğrenmemiz lazım. Avustralya mı yapıyor? Avustralya'dan gidip öğrenmemiz lazım. Amerika mı yapıyor? Amerika'dan gidip öğrenmemiz lazım. Ve Türkiye'de yetişmiş insan sorunu var. Bu konuda da var. Ve işsiz bir sürü insan var. Bütün bu iki problemi bir araya koyarak bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda insanları yetiştirip, kardeşim gel seni pilot yapacağım. Sen gidip de Antalya Frankfurt arasında uçmayacaksın. Ben sana yangın uçağı uçurmayı öğreteceğim. Sana ona göre de bir maaş vereceğim. Senin görevin de bu olacak dememiz lazım. Veya Türk Hava Kuvvetleri'ne başvurup kardeşim biliyorum sizin pilot sıkıntınız var ama ben bu konuda size eğitimde de yardımcı olacağım. Ama ne olur bu uçakları sen bakım halinde tut. Uçar vaziyette tut. Ve mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde bu sezon başlar başlamaz ülkenin değişik yerlerine bunları konuşlandır dememiz lazım. Bunlar çok basit çözümler aslında. Çözümleri yapmak için irade lazım, sorumluluk bilinci lazım ve bunu hakikaten yani Amerika İngilizce'de bir laf var. It's not a rocket science yani roket mühendisliğinden bahsetmiyoruz. Bu sadece insanların uçakların, hava araçlarının eş güdümünü oturup hesaplamaktan kaynaklanan bir şey. Başka hiçbir şey değil. Ama bunu yapacak da irademizin olması lazım. Yoksa işte Türk Hava Kurumu böyle olmuş. Türk Hava Kurumu'na işte böyle yaptılar. İşte bakanlık şöyle yaptı. Suçu sürekli birbirimize atarak bu konuda bir çözüme varamayız. Ormanlarımız yanar, canlar gider. Hayvanlar o dünyayı beraber paylaşmakla yükümlü olduğumuz kirpisiydi, tavşanıydı, eşeğiydi, ineğiydi. Onlar ölmeye devam eder. Allah korusun insanlarda da can kaybı ortaya çıkmaya başlar. Bugün ne yazık ki böyle nahoş bir konudan bahsetmek zorunda kaldım. Umarım
Önümüzdeki hafta daha güzel şeylerden, daha eğlenceli şeylerden, biraz da yüzünüze gülümseme dolduracak şeylerden bahsetmeye fırsatımız olur. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Yeni bir modeli de edilmiyor.